Merhaba. Sanıyorum şu anda başladık canlı yayına. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kevser, Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörüyüm. Dün açtığımız Hagop Ayvaz arşivi üzerine aslında bir seneye yakındır çalıştığımız sergi açılıştan sonraki ilk aslında buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Benim için bayağı heyecanlı bir bulma diyebilirim. Sergi Hagop Ayvaz'ın arşivi aslında Hrant Dink Vakfı'na emanet etmesi üzerine yaptığı çalışmaların son ayağı gibi gerçekleşti diyebilirim. Hrant Dink Vakfı'nın Yapı Kredi Kültür Sanat'a ve Türkiye Tiyatro Vakfı'na yaptığı bir davetle bu yolculuğa başladık. Bu davet aslında kurumsal ortaklık ve aynı zamanda kurumsal ortaklığın doğurduğu bir küratöryel ortaklık. Bugün üçümüz, üç küratör, serginin küratöryel sorumlulukları üstlenen bu buluşmada sizlerle birlikte olacağız. Sayın Esen Çamur'dan, Türkiye Tiyatro Vakfı kurucu direktörü, proje ortaklarından ve serginin küratörlerinden ve Banu Atça, Hrant Dink Vakfı'ndan hem serginin küratöryel sorumluluklarını üstlendi hem de aslında sergi koordinasyonunu yürüttü. Ben de bu kredi sanat adına küratöryel sorumlulukları üstlendim diyebilirim. İlk davet geldiğinde aslında böyle kurum olarak kültür ve sanat tarihine bakan arşiv sergileri yapmayı hakikaten önemsiyoruz. Bu arşiv sergileri aslında öyle egemen tarih yazımında görünen ve görünmeyeni tartışmaya açma potansiyelleri bakımından hakikaten her zaman çok kritik öneme sahipler. Tam da bu bakımdan aslında kültür politikaları bağlamında da değerliler. Ancak yeni araştırmalar için merak ve heyecan uyanabiliyor. Dahası bu arşivlerin işte kurumsal yapılar tarafından sahiplenilmesi muhafaza ediyor aslında teşvikler doğuyor diyeyim. Dünyada pek çok yerde aslında bunu görüyoruz. Bu arşivler sonrasında ya araştırma merkezlerine ya müzelere evriliyorlar. Esen Hocam bununla ilgili aslında kendi çalışmalarını da aktaracaktır diye düşünüyorum. Bu davet geldiğinde başta hakikaten Türkiye'nin kültür tarihine bakabileceğimiz bir pencere gibi düşünmüştük. Fakat arşivin kapsamıyla karşılaştığımızda öyle büyülendik. Öyle işte 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar Osmanlı ve Türkiye tiyatrosu hakkında özgün ve neredeyse bulunmaz bir kaynak. Beyin bir şekilde tek başına öyle oluşturduğu, muhafaza ettiği ve devrettiği bu arşiv. Öyle Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunun gelişiminde kritik roller oynamış oyunculara, topluluklara, oyunlara, tiyatro mekanlarına dair Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe çok sayıda malzemeyle karşılaştık bu çalışmanın başında. Aslında Mazeret Onikyan'la beraber kurduğu kulisle beraber bu Osmanlı son dönemden başlayan arşivin aslında neredeyse günümüze kadar genişleyen bir kapsamı olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bu böyle işte 150 yıllık neredeyse bir tiyatro tarihi, kültür tarihi ve bununla ilişkili olarak aslında böyle İstanbul odaklı bir gelişme olanak veren bir arşiv olarak karşımıza çıktı. Öyle sergilerimize girmeden biraz böyle kaba birkaç bilgi vereyim istiyorum. Sergi dün açıldı ve 21 Şubat'a kadar izleyiciyle buluşacak. Pandeminin üzere şimdi bunu paylaşabiliyoruz. Sergi üç dilli, Türkçe ve İngilizce olarak üç
olarak işte Osmanlıca, Türkçe, Ermenice başta olmak üzere Fransızca ve İngilizce metinlerle de karşılaştığımız çok dilli bir arşiv. Bu sergiyi de aslında üç dilli yapmak konusunda böyle bize ilham verdi. Pek çok konuda olduğu gibi. Sergide hem aslında Hagop Ayvaz kimdir? İstanbul'da Ermeni tiyatrocu Hagop Ayvaz'ın tiyatro tutkusu ve aslında kendisinin bu arşiv yazarlık okuduk dönemi yönetmen etrafında toplanmış ve aslında tüm serginin kapısından girildiğinde öyle izleyiciyi bekliyor. Böyle tek tek bahsetmek gerekirse de aslında Osmanlı ve Türkiye tiyatrosuna dair pek çok fotoğraf, afiş, mektup, yazı, dergi ve dokümanla karşılaşıyor. İzleyici sergiye geldiğinde aslında hep edilememiş kültür belleğine yeniden bakmaya davet ediyor diyebilirim. Serginin temel sebebi hakikaten Hrant Dink Vakfı'nın bizlere yaptığı bu o daveti aslında teşvik eden Hagop Bey'in arşivi. Belki arşivle ilgili öyle ve bu arşivi çalışma süreciyle ilgili daha detaylı bilgi vermek için ben Banu'ya sözü devredebilirim. Teşekkürler Kevser. Bu güzel konuşma için teşekkür ederim. Aralarda kesildi. Belki bazı noktaları toparlayıp tekrar etmemde fayda olur arşive girişmeden önce. Sergimiz Türkiye Tiyatro Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Hrant Dink Vakfı proje ortaklığıyla, işbirliğiyle gerçekleşti. 21 Şubat'a kadar izlenebilecek ve üç dilli bir sergi olarak galiba Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Tabii bu üç dil olmasında birazdan bahsedeceğim. Bize esas ilham veren şey arşiv olmuştu. Arşive geçersek, biraz daha yıllar evveline gidersek, 2006 senesinde Hagop Ayvaz vefat ettiğinde arşivi Agos gazetesine bırakmış. Agos gazetesinden de bir süre sonra Hrant Dink Vakfı'na arşiv emanet edilmişti. Aslında bu proje başlamadan çok önce arşiv çalışmaları bir şekilde Hrant Dink Vakfı tarafından başlatılmıştı. Hem kataloglama hem dijitalizasyon çalışmaları. Çünkü oldukça hem nitelik hem nicelik olarak karşımızda çok güçlü bir arşiv vardı. Son bir senesinde ise arşivin aslında içerik çalışmaları, daha çok içerik çalışmaları yürütüldü ve bu arşivden yola çıkan bir serginin küratöryal çalışmaları yürütüldü diyebiliriz. Bu noktada tabii tam lafın yeri gelmişken bu çok güçlü, çok katmanlı, çok dilli arşivin çalışılması içerik olarak hem kataloglama hem dijitalizasyon çalışmalarında hem de içerik olarak çalışılmasında koca bir ekip olduğunu hemen en başta söylemek istiyorum. Sevgili Delal Dink'e, Zeynep Taşkın'a en başta bu aşamada çok teşekkür etmeliyiz. Öncelikle arşive sahip çıkıp bunu projelendirebildikleri için. Sonrasında çalışmaların yürütüldüğü aşamada arkamızda belki onlarca kişinin desteğini aldık. Arşiv ekibimiz geceli gündüzlü çalıştı. Çünkü arşivin Ermenice, Osmanlıca, Türkçe, işte hatta İtalyanca, Fransızca ve İngilizce belgeler içeriyor olmasından dolayı arkamızda kocaman bir çevirmen ekibiyle birlikte çalıştık. Bunların hepsi, bu sürecin hepsi, hepimize eminim ki en başta
inanılmaz derecede öğreticiydi. Kolektif çalışmanın tadına vardık. Kolektif çalışmanın ne demek olduğunu, günümüzde böyle şeylerin mümkün olabileceğini aslında tekrardan bir yandan da deneyimlemiş olduk. Bunu hem bu değerli arşivi çalışırken bu kolektif çalışmaya ve bu özveri için hem arşiv ekibine hem Hrant Dink Vakfı'na, yani kendi kurumum olan Hrant Dink Vakfı'na, hem de proje ortaklarımıza bu kolektiviteye katıldıkları için ve sonunda da çok inandığımız, hepimizi böyle çocuk gibi heyecanlandıran, hala böyle güzel bir iş çıktığı için de tekrar tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. Arşive biraz dönersek dedik. Arşivin böyle birçok yerde tekrarladık ama hani böyle yine de bir kısaca, biraz önce Kevser de söyledi zaten, arşivin hem niceliksel hem niteliksel yapısından o da biraz bahsetti. Biz arşivle ilk karşılaştığımızda bir sene önce, yani ben ilk defa karşılaştığımda sezgisel olarak karşımda çok büyük bir şey olduğunu hissediyordum. Yani zaten hacim olarak karşımda çok büyük bir şey vardı. Önemli bir kısmı fotoğrafların, görsellerin önemli bir kısmı dijitalize edilmişti. Kataloglama çalışmasının bir kısmını daha yürütmemiz gerekiyordu. Ve böyle galiba benim ilk sözüm şey oldu. Yani arşiv, ya yani iki soru vardı aklımda. Bu arşivde ne var? Bu arşiv bize ne söylüyor? Ne söyleyecek? Benim bu iki sorunun cevabını bir şekilde bulmam gerekiyordu. Dolayısıyla ilk çalışmaya başladığımda şuradan başladım. Arşivde ne var arkadaşlar dedim. Yani böyle bir koca masanın üzerine var olan her şeyi yayıp önce nitelikli bir kataloglama çalışması yapmamız gerekiyordu. Bu aşamada karşımıza çıkan her parça bizi içten içe içerik için çok heyecanlandırıyordu. Ama önümüzdeki schedule'a uymak için bir şekilde önce kataloglamayı bitirmek için böyle o, çünkü arşiv çalışmalarında çok tehlikeli bir şey oluyor. Çok heyecanlandıran materyallere işte tak diye dalıyorsunuz ve bu arada kataloglamayı geciktirebiliyorsunuz. Bunu da yapmamamız gerekiyordu. Biz bu kataloglamaya başlayınca çok vurucu bir şekilde öncelikle el yazması oyunlarla karşılaştım. Benim en vurulduğum anlardan bir tanesi oydu açıkçası ve matbu eserlerle. Ne var bunların içinde diye ekiple birlikte okumaya başladığımızda hemen tamamının tiyatro oyunu olduğunu, içlerinde çok önemli klasikler olduğunu, kimilerinin dramaturji defterleri olduğunu, belki dönemin oyunları oynanırken yönetmenlerin işte karalayıp bir cümleyi çıkartıp aralarında işte notları, sahne çizimleriyle birlikte böyle bir kıymetli el yazması ve tiyatro yazınına dair böyle bir tarafı olduğunu keşfettik ve önce bunu katalogladık. Daha sonra dediğim gibi görsellerin önemli bir kısmı dijitalleştirilmeye ve kataloglanmaya başlanmıştı zaten. O süreci devam ettirdik. Burada bahsettiğimiz rakam 15 bine yakın bir hacimden bahsediyoruz. Fotoğraf, çizim, afiş, broşür gibi. Yani çok ciddi bir hacim demekti bu. Daha sonrasında tabii Kulis dergisinin bir kısmı yani bir kısmı vardı elimizdeki arşivde ama tam sayısı yoktu. Kısa bir süre sonra sevgili Barkev Balımoğlu'yla bir sözlü tarih görüşmesi yaptık. Projemizi anlattık. Bu arşivi hakkıyla çalışabilirsek, böyle bir sergi niyetinde olduğumuzu anlattık. Bize çok kıymetli bilgiler vermenin yanı sıra uzun yıllardır koruduğu Kulis dergisinin tam koleksiyonunu da bağışladı. Ve aslında böylece arşiv daha bütünlüklü hale gelmiş oldu. Böyle niceliksel tarafı biraz böyle arşivin. Hani bunun yanı sıra tabii şunu da söylemem lazım. Bu arşiv çok dilli dedim ama aynı zamanda tabii çok dilli olması çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü
1800'lerin ortalarından işte neredeyse 2000'lere kadar, 2000'lerin başına kadar olan bir dönemi kapsıyor. Yani 100 yılın üzerinde olan bir dönemi kapsıyor. Bu hani böyle bir 100 yıllık dönemde bu coğrafyada olan değişimleri, dönüşümleri, işte bütün siyasi değişimleri de Cumhuriyet öncesi sonrası ile birlikte değerlendirdiğimizde aslında tabii ki hani karşımıza oldukça olması gereken, o anlamda yazınsal olarak da olması gereken bir tablo çıkıyordu. Arşivin niteliksel tarafı ile ilgili çalışmaya başladığımızdaysa aslında temelde bazı başlıklar çıkmaya başladı karşımıza. Okumalardan, yaptığımız okumalardan, gözlemlerden. Öncelikle tabii ki Osmanlı'nın son dönemine yani Tanzimat sonrası diyebilirim daha doğrusu. Tanzimat sonrası modernleşmeyle birlikte bunun tiyatroya nasıl yansıdığı ile ilgili ciddi nüveler vardı. Yani aslında bu coğrafyada bir şekilde tiyatro nasıl başladı? Modern tiyatronun ilk nüveleri nasıl oluştu? Kimlerdi? Hangi kumpanyalardı? Nerelerdeydi? Hangi oyunlar oynandı? Oyunların etkileri nelerdi? Gibi işte yazılmış, çizilmiş bilgilere ulaşabiliyorduk. Öncelikle böyle bir birikimi tabii özümsemek durumunda kaldık. Daha sonra mekan noktasında tiyatronun bütün şehre, aslında şehrin o dönem tiyatro faaliyetleriyle ne kadar dolu olduğunu keşfetmeye başladık. Beyoğlu'nun kendine has daha farklı bir yapısı vardı. Direkler arasının kendine has daha farklı bir yapısı vardı. Topluluklar birbirinden farklıydı. Sonraki dönemleri bize başka şeyler söylüyordu. Yani Cumhuriyet sonrası dönemde daha farklı şeyler söylüyordu. Bu noktada arşivin hem kentle hem hafızayla hem kamusal alanla aslında bu anlamda kültür belleğiyle olan ilişkisini kurabildik. Bu içeriklerle birlikte tabii ki başka bir kıymet Hagop Ayvaz'ın hayatını anlamaya, anlamlandırmaya anlamlandırmamız için bize çok fazla ipucu verdi. Hagop Ayvaz'ın hayatını ve deneyimini, oyunculuğunu, yazarlığını, yayıncılığını anlamaya çalışırken aslında tabii ki yine 1800'lerin ortasından neredeyse Hagop Bey'in vefatine kadar olan dönemde bu ülkede Ermenice tiyatronun yapılabilmesiyle ya da yapılamamasıyla, ne kadar yapılabileceğiyle, bu konudaki üretimle ve nasıl bu üretimlerin ortaklaşabileceğiyle ilgili de bir sürü ipucu yakalamış olduk bu arşivden. Böyle bir toparlamak gerekirse son olarak sözü sevgili Esen Hanım'a devretmeden önce bizim de böyle biraz sergide ön plana çıkarmaya çalıştığımız bir cümlesi oldu. Bizi çok kalbimizden vuran bir cümle oldu bu. Hagop Ayvaz arşivi için cennetim diyordu. Bir röportajında, Kulis dergisinde yayınlanan bir röportajında okuduğumuzda gerçekten çok böyle bütün arşiv ekibi olarak böyle çok duygulu anlar yaşadık. O an onun kendi birikimiyle, arşiviyle olan ilişkilenmesi noktasında benim için de önümde bir şey açıldı. Başka bir kapı daha açıldı. Bütün bu kendi kimliğiyle, kurduğu, yaptıklarıyla, tiyatro deneyimiyle aslında sadece kendisinin değil, ilişkilendiği toplumun, sanat dalının, birikimin, okuduklarının hepsinin bir şekilde özetini sunuyordu bu cümle. O yüzden bence çok kıymetliydi. Bir yeryüzü cenneti haline getirmişti kendisi için.
İyi ki getirmiş. Bize de bir şekilde bugün böyle bir nefes alma alanı yarattı bu arşiv. Tarihi yeniden yorumlamak, yeniden okumak, böyle resmi tarih dışında bilgiye yeniden ulaşabilmek adına sonsuz bir olanak sağladı. Özellikle tiyatro tarihi konusunda. Bu projeyi, bu bir şekilde arşivi bu noktaya getirdikten sonra sergiye olan inancımız 5 kat daha artmıştı. Sergiye olan inancımız da 5 kat daha artmıştı. Ancak ve şu soruyu sorduk. Kimlerle çalışabiliriz? Ya bu kolektif çalışma gerektiren bir projeydi. Gün gibi ortadaydı çünkü. Bu arşivin içeriğini birlikte değerlendirebileceğimiz, buradan bir sergi yaratabileceğimiz kimler var diye, kimlere bir proje çağrısı yapabiliriz diye düşündük. Ve bu noktada böyle iki çok önemli kurum geldi aklımıza. Bir tanesi işte Yapı Kredi Kültür Sanat ve diğeri de Türkiye Tiyatro Vakfı'ydı. Böyle kısaca neden aslında sizlere bu çağrıyı yaptığımızla ilgili de bir belki merak edenler için onu da söylemem gerekir. Hagop Ayvaz'ın arşivi kendisi için cennet olmuştu dedim. Bir yeryüzü cenneti diye nitelendiriliyordu. Onun bu arşive verdiği değer öyle ki hani bu arşivin bir müzeye dönüşmesini hep yıllar boyunca çok fazla istemiş. Ama maalesef yaşarken böyle bir fırsat doğmamış. Bizi bu böyle kalbimizden vuran bilgi, Türkiye Tiyatro Vakfı'nın da bir tiyatro müzesi yaratma çabası içinde olduğunu öğrendiğimizde aslında ne kadar ortak bir hayalle, Hagop Bey'in arşiviyle ilgili kurduğu hayalle bugün Türkiye Tiyatro Vakfı'nın ortaklaşabileceği bir hayal olduğunu fark ettik. Onların tiyatro konusundaki, bu disiplin konusundaki tabii ki birikimleri, bu projeye katabilecekleri değer açısından kapılarını çaldık ve ne mutlu ki bize, onların da sanıyorum aynı şekilde kalbini attırdı bu proje ve bu arşiv. Bize olumlu yanıt verdiler. Diğer bir yandan kentle olan ilişkisinden bahsetmiştim. Mekanlarla olan ilişkisinden bahsetmiştim arşivin. Bu noktada hem sergileme konusunda daha önce yaptıklarıyla son derece kıymetli işlere imza atmış Yapı Kredi Kültür Sanat. Hem de bir şekilde sanatın kalbinin bu şehirde attığı yer olan Beyoğlu'nun kalbindeki mekan olan o böyle o kalbinde tam da oraya kurulmuş olan bugün çok hepimiz için çok kıymetli bir alan yaratan yerleriyle sergi için en doğru yerde en doğru adresti. Galatasaray Meydanı'nı bugünkü halinden başka şekilde hayal etmemize olanak sağladıkları için Yapı Kredi Kültür Sanat'a da tekrar çok teşekkür ediyorum. Onlar da ne mutlu ki bize olumlu yanıt verdiler ve o alanı açtılar ve bizimle deneyimlerini de paylaştılar. Şimdi belki sözü birazcık devredeyim. Türkiye Tiyatro Vakfı Kurucu Başkanı sevgili Esen Hanım'a devredeyim. Böyle proje onlar için nasıl gerçekleşti, onların tarafta nasıl oldu, oradan devam edebiliriz. Evet, teşekkürler. Bayağı heyecanlandık daha ilk telefon konuşmamıza dahi. Çünkü bu bizim için birçok bakımdan önemli. Sesim yan kullanıyor galiba, değil mi? Ama devam edeyim. Bir yandan bizim neredeyse kurulma amacımız olan yani en büyük idealimiz olan tiyatro müzesinin bir küçük belki de provası olacaktı. Provası derken yani böyle bir arşiv alıp onu nasıl anlatayım? Başından ziyaretçiye sununcaya kadarki aşamalarda birebir yaşamış olacaktık ve üstelik bu konuda çok deneyimli iki büyük kurumla.
Çünkü onlara göre çok genç bir kurumuz. Resmi yani 3 yıldır çalışıyoruz ama resmi olarak 1 yıldır kurulduk. Yani 1 yıldan fazla bir süre tüzel kişiliğimizi kazanmak için bekledik. Onu söyleyebilirim. Böyle bir teklif geldiği zaman açıkçası çok heyecanlandık. Ve de bu aşağı yukarı koronadan 1,5 ay falan önceydi. Hemen bir plan program yapmaya başladık. Önce serginin kapsamı önemliydi böyle ilk adımları atmak için. Onlarla ilgili çalışma yapılırken ben biraz çalışma yönteminden söz etmek istiyorum. Bu çalışma özellikle benim için aynen bir kitap hazırlamak gibiydi. Yani nasıl bir kitabı yazmaya karar verdiğinizde onu en azından çok öncesinden işte arşiv çalışması yaparsınız, kaynakça çalışması yaparsınız, notlar alırsınız, işte ön hazırlığınızı yaparsınız ki bu ön hazırlık aslında kitabın yazımından çok daha uzun bir süreçtedir. Aynen Hagop Ayvaz'ın bu arşivini çalışma da öyle oldu. Ama şu farktaki biz kaynakçılara ne yazık ki korona yüzünden ulaşamıyorduk. Yani dokunamıyorduk. Göz gezdirebiliyorduk. Ellerimizle gezeceğimize dokuna dokuna. O zorluk tabii hepimizi çok zorladı ve sürecinde giderek uzamasına neden oldu. Ayrıca düşünebiliyor musunuz? Sergi tasarımcımız da Amerika'dan çalıştı. Bu da ayrı bir ileriki aşamalarda karşılaşacağımız ciddi bir yani alt ettiğimiz tabii ki ama yani ciddi bir sorundu. Çünkü çok zorlanıyorduk. Arşive dönersem işte kitap benzetmesi yaptım. Çünkü bu sefer kaynakçılara elleyemiyorduk, dokunamıyorduk. Ama Allah'tan Hrant Dink Vakfı önceden çok akıllılık ederek, çok bilinçli davranarak kataloglama çalışmasını yapmıştı. Ve biz devreye girdiğimizde neredeyse arşivin yarıdan çoğu dijitalize edilmişti. Bu çok çok önemli. Nitekim çalışmalara başlayıp yoğunlaştı dönemde ki yani bu dediğim bizim devreye girişimiz yani Nisan ayında falan da Nisan Mayıs aylarında da tüm arşiv dijitalize olmuştu ki çok önemli. Çünkü biz özellikle ilk serginin plan programını saptama aşamasında hep bu dijitalize edilmiş arşivden yararlandık. Yani Excel dosyasına bakarak açıkçası çalıştık. Yani bir arşivin içine dalıp da oraya buraya dokunup sonra bir takım veriler içinde kaybolup ondan sonra tekrar bir şey bulup her şeyi bırakıp oradan yola çıkma gibi bir maalesef zevkimiz olmadı ama müthiş bir deneyim oldu. Yani anladığım kadarıyla her üç kurumun bu tasarıda çalışanları içinde paha biçilmez bir deneyim oldu. Yani bu dezavantaj bize ileriki profesyonel yaşamımızda eminim bir avantaj olarak çok yarar sağlayacaktır. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Arşiv çalışmasına gelince şöyle düşünüyorum ben önünüzde müthiş bir coğrafya var. Bilmediğiniz ama çok merak ettiğiniz bir coğrafya. Buna bir dağ benzetmesi de yapabilirsiniz. Siz oraya girmek ve oranın haritasını daha doğrusu oraya girerek o coğrafya içindeki kendi haritanızı yani kendi yollarınızı çizmek, illerinizi belirlemek, ilçelerinizi belirlemek gibi bir keyifli bir bilmeceyle karşı karşıyasınız. Üstelik ama o coğrafyayı da dokunamıyorsunuz yani böyle işte herhalde sanal haritadan bakacaksınız. Şimdi böyle olunca Hagop Ayvaz'ın bize verdiklerini, bize bıraktıklarını, emanet ettiklerini içine dalmadan önce bir yol bulmak gerekiyordu. Bir ipucu bulmak gerekiyordu. Buna sergi yolu diyorduk. Çünkü o ancak o coğrafyada o sergi yolunu bulunca, çünkü hemen başında anlaşıldı ki bu kesinlikle bu sergi bu arşivi kapsamayacak. Tabii ki öyle olmayacak. İçinden daha nice sergiler çıkabilecek bir şey var içerikte çünkü. Çok derin ve çok anlamlı bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bilgiler veriyor bize. Onun için de biz bir ipucu bulalım diye yola çıktık. Ve açıkçası o ipucuyu bulmak bile dediğim gibi bu bilinmedik coğrafyada bu coğrafyanın sahibini
Yani Hagop Ayvaz'ın bilgileri. Hagop Ayvaz'la ilgili bilgilenmenin yararlı olacağını düşündük. Ve benim kendim Hagop Ayvaz'ı kişisel arşivi diye bir tuttuğum bir arşiv yaptım. Ve Hagop Ayvaz'la ilgili ne kadar bilgi, belge, üstüne yazılanlar, ne bileyim verdiği röportajlara verdiği yanıtlar olsun. Müthiş bir ön arşiv çıktı, öyle söyleyeyim. Ve o ön arşivi inceleyerek, yola çıkarak bir yandan da önümüzde işte dijitalize arşiv, gerçek arşiv, yani onun arşivi olduğu için de oradan biz bulduğumuz ipuçları beslemeye başladık ve sergi böyle böyle müthiş bir kolektif çalışmayla. Çünkü önce o bulduğunuz, önce ana hatlarıyla bir sergi yolu çıkıyor. Ondan sonra o sergi yolunu asfalt döşüyorsunuz, işte güzel stabilize ediyorsunuz. Ondan sonra güzel yürüyelim diye daha iyi şeyler yapıyorsunuz. Sonra oradan yan yollar falan derken, bu yan yollar, asfaltlar, bulduğumuz metinler tabii. Arşivden bulduğumuz metinler, arşivden bulduğumuz belgelerle giderek büyümeye başladı. Giderek beslenmeye başladı bu sergi yolu. Ve burada tabii müthiş bir ekip çalışması diyorum. Çünkü bir yandan biz bunu arşivdeki metinlerle beslerken, bir yandan da amaç sergi olduğu için de fotoğraflarla, yani hem efemeralarla hem fotoğraflarla besledik ki, çünkü aynı zamanda da bizim sergimizin yolu çıkıyordu. Nitekim Banu'nun demin coşup hani anlattığı o kent yaşam, işte şey, ne bileyim, direkler arası olsun, Yedikbaşı olsun, bütün onlar hep zaten arşivin bize verdiği kaynaklarla beslenen bir sergi yolu oldu. Öyle söyleyebilirim. Ve gerçekten de çok heyecan vericiydi. Ve de bir şey daha eklemem gerekiyor. Metinler sürekli aramızda gidip geldi. Çünkü tasarımcımız Amerika'da olduğundan, o da ayrı bir zorluktu ama yine müthiş bir pratik oldu. Önce şu kadar sözcüklü kelime yazıyorduk, sözcüklü metin yazıyorduk. Ölçümler değişiyor, duvarlar değişiyor. Hadi o zaman onu yarıya indiriyorsun derken 3 ayrı metin çıktı. Banu bunu çok iyi biliyor. Uzun, kısa, orta. Artık öyle bir durum oldu ki hangi soyarsa onu o duvara koyuyorduk gibi. Ama müthiş böyle serüven diyebileceğim bir çalışma oldu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir de özellikle ben Hrant Dink Vakfı'nın arşiv ekibine, başta Lara Taş olmak üzere, çok selamlamak istiyorum buradan. Çünkü çok büyük çabaları vardır. Onlar bizim gizli kahramanlarımızdır. Onu da belirtmek isterim. İstiyorsan Kevser, sen şimdi böyle bir yavaş yavaş sergi aşamasına geliyoruz. Metinler oluştu. Sen oradan ele al. Tamam hocam. İnternet bağlantım öyle ara ara kötü oldu, kesildi. Umarım kaçırmadım son söylediklerinizi. Hakikaten böyle arşivle ilişki kurduktan sonra öyle onu mekansallaştırmak tabii bambaşka büyük bir heyecan olarak yine öyle bizi yükseltti diyeyim. Aslında böyle sizin anlattığınız yol haritasını çıkarırken de, serginin grafik dilini oluştururken de temel olarak Hagop Bey'in izini sürdük hakikaten. Öyle özellikle elimizde kulis gibi işte Hagop Bey'in aslında verdiği bir sürü grafik kararı barındıran bir yapıt demek istiyorum. Bir derginin olması büyük avantaj sağladı bize. İşte öncelikle aslında bu kıymetli arşivi oluşturan kişiyi nasıl tanıtabiliriz? Onu tanıtmak için nasıl bir seçki yapsak bu arşivden gibi bir soruyla yola çıktık ve sizin ifadenizle Hagop Bey'in aslında tiyatroya sevdalandığı o ilk anları, işte figüranlıkla başladığı o yolculuğu ve o oyunlardan aslında arşivden seçebildiğimiz fotoğraflarla sergiyi açıyoruz. Beraberinde aslında Hagop Bey'in yönetmenlik çalışmalarını aktararak tiyatronun tiyatroya verdiği emeğin aslında kapsamının genişlediği anları izleyiciye sunuyoruz. Sonrasında Hagop Bey aslında
tiyatro eleştirmenliği ve yazarlığı da hiç bırakmıyor. Ve bu birikimi de paylaştığımız özel bir bölüm kurguladık. Ve aslında bunların hepsi bizi kulise getiriyor. Hem Hagop Bey'in yazdığı, hem haber topladığı, hem öyle yine de kulislerde vakit geçirdiği, sahnelerde vakit geçirdiği kulis bölümüne. Kulisin, Sarah Dink'in aslında öyle önerileriyle tabii ki sergi grafik dilini buldu. Kuliste gördüğümüz bir sürü karar hakikaten Hagop Bey'in öyle dergide kendisinin uyguladığı kararlar. Böyle işte belirgin renkler, öyle sergide aslında neredeyse her alanın belli bir renkle karakterize edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Dergi kapaklarındaki böyle dönemsel değişimler hakikaten eminim böyle grafik tarihini araştıran araştırmacılar çalışmaları için de ilham verici olacak bir başlık olarak orada duruyorlar. O yüzden de biraz aslında yalnızca kapaklarda verdiği kararların çeşitliliğini gösterebilmek için bir öyle ızgara dergi kapakları bölümü kurgulamak istedik. Onun haricinde tabii ki işte Hagop Bey'in aslında yani bugünkü matbaa gibi bir şeyden bahsetmediğimizde çok büyük oranda elleriyle yaptığı bir dergi kulis. Dolayısıyla biraz ona dair fikir vermek için aslında öyle asetatları ve o işte tekrarları oluşturmak için kullandığı bütün malzemeleri sergilediğimiz bir bölüm kurgulamak istedik. Kulisin aslında kendi yaşamında belli anlara bakmak da ilginç geldi bize. Daha doğrusu en başta böyle 50 yıl boyunca çıkmış bir dergi olması onun aslında macerasını bir zaman çizelgesi içinde incelemeyi getirdi aklımıza. Yani arşivde benim için sanıyorum en heyecan verici anlardan biri oydu. 50 yıl boyunca kesintisiz olarak işte bizim gibi bir memlekette işte tarihi politik ve kültürel kırılmalarla yazılmış bir memlekette neredeyse bir kişinin insanüstü aslında çabasıyla mümkün kılınmış bu kesintisiz 50 yıllık dergi. Ve böyle Hagop Bey'in aslında onu hayatta tutmak için bulduğu formüller de ona hayranlığımızı arttırdı bir bakıma. İşte bu kendini döndürebilen bir dergi değil. Bir şekilde onun hayatta kalması için yeni formüller bulması gerekiyor. Başka bir işi var aslında. Oradan kazandığını buraya aktarıyor. Sonrasında aslında derginin hayatında yeni bir pencerede açan yurt dışı gezileri ve abone toplama öyle dönemiyle derginin kapsamını ve aslında erişim alanı da genişletiyor. Onun haricinde tabii bu yurt dışı gezileri diye kastettiğimiz böyle biraz eski Osmanlı coğrafyası gibi aslında. Öyle Osmanlı'nın aslında dağılan kültür, sanat, tiyatro çevresinin de biraz izinde Beyrut'a, Halep'e, Tiflis'e, Kahire'ye, Sofya'ya diye başlayıp sonrasında daha da genişleyen öyle bir bölge içinde bu seyahatlerini sürdürüyor Hagop Bey. Bir bakıma böyle yine yitip giden bir aslında kültür ortamının da izini sürüyor. Fakat gittiği yerlerde de öyle çok ilham verici bir figür ve dergi olarak aslında kulis ortaya çıkıyor. Beyrut'ta bildiğimiz böyle kulisçi tiyatro topluluğu diye bir öyle topluluğa rast gelebiliyoruz mesela arşivde. Böyle her seferinde çok İstanbullu, çok Türkiye'li bir dergi. Ama yine de işte İstanbul'un artık çok görünür olmayan, yitip giden başka ilişkilerini de öyle takip etmeye hevesi olan bir dergi diyebilirim. Banu, senin eklemek istediklerin olur tahmin ediyorum kulis bölümü için. Aslında çok
Gayet iyi toparladın bence Kevser. Ekleyebileceğim belki ilk bölümle ilgili şunu belki eklemeliyim. Hugo Paivaz'ın biyografisini çalışıp biyografisine sunmaya çalıştığımız ilk bölümde, yani yönetmenliğine, yazarlığına ve oyunculuğuna baktığımız ilk bölümde belki şunu da eklemem gerekir. Aynı zamanda dönemin Ermenice tiyatro üretimine de tanıklık etmiş oluyoruz. Yani aslında ona bakmak diğerine de bakmak anlamına geldi. Onun çünkü tiyatro gerçekten kolektif bir iş. Yani tek başına yapılabilen bir şey değil. İşte oyuncuyu sadece belki sahne üzerinde biz görürken o oyunu bir yazan, bir yöneten, sahne arkasında çalışan onlarca kişi. Çoğu zaman tabii bir tek kişilik bir oyun değilse sahne üzerinde de onlarca kişi gibi oldukça çok emek gerektiren ve kalabalık ekiplerin yer aldığı bir sanat dalı. Dolayısıyla bu kadar büyük kadrolarla yapılabilen işlerde Hugo Paivaz'ın hayatına ve onun tiyatrocu arkadaşlarına bakınca biz tanıdık tanımadık bir sürü yüzle karşılaştık. Ermenice tiyatronun aslında 1923-28'lerden 30'lardan Cumhuriyet sonrasındaki dönemden sonra nerelerde nasıl yapılabildiğini, nasıl kesintiye uğradığını ve sonra yeniden nerelerden doğduğunu ve bugünkü durumuna dair de bir çıkarımda bulunabildik. Bu bölüm bize aslında özet olarak bunu söylüyordu. Tabii kulis dergisi ne geldiğimiz zaman kulis dergisi başlı başına belki Hugo Bey'in de en uzun mücadelesi diyebiliriz. Senin söylediğin gibi 50 yılı almış, sürekliliği olan, kesintiye ne olursa olsun uğratmadığı bir çalışması olmuş. Biz hem tiyatronun, hem Ermenice tiyatronun, hem memleket tiyatrosunun, hem yakın coğrafyada ki belki Ermenice tiyatronun diyeyim üretimini, hem de Türkiye'de ve dünyada bu 50 yılda eşlik eden bir sürü siyasi ekonomik gelişmeyi de takip edebiliyoruz aslında. Yani yanlış anlaşılmasın, kulis bir siyaset politika dergisi değildi. İçinde muhtemelen tek bir sayfa bulamazsınız. Doğrudan siyaset üzerine yazılmış, siyasi tartışmaların yapıldığı bir tek bir makale bile bulamazsınız. Ama derginin içinde, derginin kendisinin karşılaştıkları, onun bu yolculuğunda doğrudan yaşamak zorunda kaldığı ya da tiyatronun karşılaştığı bir binanın yıkılması örneği dergiye yansımış durumda. Dolayısıyla aslında işte memleketin başına gelen, tiyatrocunun başına gelen ya da işte oyuncuların başına gelen her şey bir sebebiyle, bir şekliyle kulis dergisine de yansıyor. Kimi zaman yazı olarak, kimi zaman işte 6-7 Eylül'de olduğu gibi dergiyi yine de çıkartıyoruz, kusura bakmayın, ama matbaamız işte kötü eller tarafından tahrip edildi diye bir küçük notla karşılaşırsınız. Ne bileyim, Orta Doğu'da savaş çıktığı zaman Hugo Bey bunu şu şekilde ifade eder. Çok büyük dostluklar kurdum. Dergimi 5000 tirajına kadar çıkardım. Suriye'de, işte Lübnan'da, Irak, İran, gittiğim şehirlerdeki abonelerimle. Ama der, Orta Doğu'nun karışması benim de artık dergiyi oraya erişimimi zorlaştırdı. Artık oradaki abonelerim de bu yüzden azaldı der mesela 90'ların başında. Bunlar dolayısıyla hem Türkiye'ye hem dünyaya, dünyadaki yakın, özellikle yakın coğrafyaya, Orta Doğu'ya dair bize yaşananlara, oradaki hem kültür sanat alanında hem yayıncılık alanında mücadele veren birisinin gözünden aktarıyor. Biz de genel olarak aslında zaman çizelgesinde biraz bunları
göz önünde tutmaya çalıştık. Bunları yansıtmaya çalıştık. Kısaca böyle, yani çok uzatmayayım, biraz Esen Hoca'ya devredelim, onun bu konuda eklemek istediklerini dinleyelim isterseniz. Ben iki senin dediği bir noktadan yola çıkarak bir takım eklemeler yapacağım, bir de senin söylediğin sergiyle ilgili bir noktadan. Şimdi bu sergide Hakop Ayvaz'ın kişisel tiyatro serüveniyle başlıyoruz. Ondan sonra dönemin ortamının tiyatro ruhunu yansıtıyoruz. İlgimizdeki tüm belge ve bilgilerle. Ondan sonra işte yine bu dönemin tiyatro ortamını yansıtırken tabii ki o dönemin mekanlarını, tiyatronun mekanlarını, içinden geçen toplulukları, işte oyuncuları ve benzeri. Ve böyle gidiyor. Portreler dönemin, yani Hakop Ayvaz'ın dostları, sanatçı arkadaşları, zenginliğin dediği kim, elimizde olan belgeler doğrultusunda bir portreler olacak. Yine o dönem. Yine o dönem, dönem derken 19. yüzyıl ikinci yarısı özellikle ve 1960'lara kadar daha çok da aslında birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyete kadar yani yoğun belgeler var. En azından bizim dokunduğumuz arşivde. Derken işte gidiyoruz, ona değinmek istiyorum zaten, kent ve tiyatro ilişkisine, o da aynı dönem. Diyeceğim, bir tek döneme tiyatro ortamı tanıklığı Hakop Ayvaz'ın tiyatro ile ilişkisi serüveninde değil, aslında oradan yola çıkarak tüm sergide değiniyoruz. Ki zaten bu serginin bizi ortak noktada buluşturan, çünkü zaten arşiv onu bize gerektirdi ki biz de canı gönülden atladık tam deyim yerindeyse. Zaten bu 19. yüzyıl ikinci yarısıyla aşağı yukarı 1900, yani Cumhuriyet'in hemen sonrasına kadar ki yoğun bilgi ve belge akışıydı. Hani bunu özellikle belirtiyorum, bence bu serginin en önemli yanı da bu. Çok büyük iddialarla yola çıkmamak gerekiyor. Hani işte hani boşluk doldurduk hani Türkiye tiyatro tarihine, ama şurası bir gerçek ki bugün sergiyi gezen, aynı zamanda Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucularından olan bir arkadaş telefon etti, bana söyledi. O çok hoşuma gitti. İşte çok beğenmiş, tebrik etmiş falan. Tebrik etti. Diyor, ya nereden çıktığımızı öğrendik diyor. Yani belgelerle öğrendik diyor. Biz derken de tiyatro tabii. Yani o benim çok hoşuma gitti. Hiç böyle aklıma gelmeyen bir şeydi. Bu en azından bu yönde değişik bir elimizdeki somut tanıklıklarla diyeceğim. Belgeleri böyle tanımlıyorum. Değişik bir bakış açısı sunmak. Yeni bir bakış açısı sunmak bizim tiyatro tarihimize. O kadar. Yani eğer bu sergi bunu başarırsa fazlasıyla amacımıza ulaşmışız demektir. Bunu bütün arkadaşlarım da böyle düşündüğünü eminim. Gelince Kevser'in Hakop Bey elleriyle yaptı demiştin ki yapıyor baskı kulis bölümünü anlatıyor. Yani çok doğru, çünkü söyleyeyim, dinlerken Kevser'i çağrışım yaptı. Hakop Bey elleriyle çalışmayı seviyor. Yani bu toplayıcılığının, ben o toplayıcılık diyorum, bu yani arşivcinin çekirdeği zaten o kişinin yapısından kaynaklanıyor bence. O da toplayıcılık oluyor. Çünkü Hakop Bey de bir toplayıcı. Yani o kadar toplayıcı ki, yani arşivinden vazgeçecek zaten ortada, işte kulis ortada. Zaten kim kim yumurta kabuk durumu, arşiv kulisi besliyor, kulis arşivi besliyor. Ama bunun yanı sıra başka ciddi toplayıcılık belirtileri, göstergeleri izliyoruz biz bu sergide diyeceğim. O da şu, örneğin biraz sonra değineceğim defter kitap bölümüne gidiyoruz. Defterlerden bir tanesi Mınakkan'ın yazısı olduğu söyleniyor. Yani oradaki küçük notlardan bilmem ne oyununun hangi yıllar, şu tarihten şu tarihe kadar hangi yılda nerede oynadığını o deftere yazmış. Bu da bir toplayıcılık örneği. Oturmuş bunları o sayfada toplayarak o oyunun yolculuğunu kaydetmiş. Ya da başka yere gidiyorsunuz, tüm yazdığı makaleleri
kesmiş kocaman, valla şu kalınlıkta bir deftere hepsini yapıştırmış. Bu da bir toplayıcılıktı. İşte buradan başlayarak böyle damlaya damlaya sanıyorum ve ona güvenen kişilerin kendi özel arşivlerini de ona vermesiyle zenginleşen bir arşiv çekirdeği bu toplayıcılıktan kaynaklanıyor zaten. Şimdi ellerine geri döneceğim. Ellerince çünkü biliyorsunuz defterler var işte, Banu biraz söz etti, el yazması defterler, hepsi tiyatro metni, hepsini Hagop bir elle yazmış. Elle yazdığı gibi, bakın işte tam bu noktada arşive dokunmak ne kadar önemli oluyor. Şimdi Excel'deki listeye baktığınız zaman görüyorsunuz işte defterler diyor, şu 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 şu, tamam güzel, adları var, şeyi var, sayıları var. Azıcık da künyeleri veriliyor. Yani künyeleri de hangi oyun ve hangi dilde. Fakat işte iki kez gitme şansına ve fırsatına, şansına eriştim çünkü fırsatını buldum diyeyim. Arşive gittiğimde tabi bu defterler biraz dramaturg damarım da kabardı da bu defterler oyun metinleri, önce onlara bakmak istedim. Ve orada işte bir arşiveye elle dokunmanın, temas etmenin, tensel temasın neredeyse arşivle ne kadar önemli olduğunu gördüm. Çünkü orada bir de bakıyorsunuz ki Hagop Ayvaz kendi kendine çocuksu, özelliği kapaklar çizmiş, pergeller kullanmış, oyunun adını yazmış, editörünü yazmış. Pardon, o editör değil mi? Aktaran demiyor. Aktaran diyor bazen çevirmen için. Yazan diyor yazar için. Yani böyle oyunu seviyor. Yani o ellerle o yazmayı, onu görür gibi oldum. Böyle biraz akraba olduk zaten onunla. Yani çalışma odasında küçük, çok da parlak olmayan bir çalışma odasında karanlık. Masa lambası tepesinde masanın. Bu böyle çiziyor, yazıyor, vıdı vıdı onu yapıyor, bunu yapıyor ve böyle bütün hayatı böyle geçiyor. Benim evet. Gözlemledim. Bütün hayat, yani ne yaparsa yapsın, parası hep dışarıdan ama hep tiyatro var ortamında. Teneffüsü soluk alması tiyatro. Ben bunu biliyorum. Neredeyse eminim diyeceğim. Yani öyle bir çünkü yaşam onunkisi. Askerliğe gidiyor. 3 kez askerlik yapıyor. Oraya gidiyor. Tiyatro sayesinde kendini kurtarıyor. Orada hemen organize oluyor. Sinema gösterimleri düzenliyor. İşte subayın karısına tiyatro meraklısıymış. Onu buluyor. Tiyatro İstanbul'a gidiyor. Yani pır pır bir adam sanki yani, ama hep tiyatro için böyle zıplayıp zıplayıp duruyor, oradan oraya koşuyor ve 3 askerliğini de öyle götürüyor. Nitekim taş kırmaya işte o malum, ay unuttum şimdi adını, heyecanlandım çünkü. Hani varlık vergisi olaylarında nitekim o askerliğinde onu seven, işte bu yaptıklarıyla ettikleriyle kendini sevdirdiği bir subayı, İşte çavuşu, neyse o şeyleri hiç bilmem. Onu kurtarıyor. Çünkü parasını ödüyor. Yani böyle bir yaşam. Ve onu bir yerde tiyatroda kurtarıyor tabii. Yani böyle yaparak mesela tiyatroda, tiyatro çevresinde sempatisini kazanıyor. Her zaman olmasa da, siyasi olaylardan söz ediyorum. Ama yani böyle bir şey var. Bu defterleri madem açıldı konu söyleyeyim. Beni en çok heyecanlandıran, itiraf edeyim, bu sergi, yani bu sergide, bu sergi çalışmasında özellikle bu el yazması, ha bir de bu elle şeyin şimdi aklıma geldi, defterlerini sergiyi ziyaret edecekler, göreceklerdir, şey kaplamış kırmızı, o dönemin benim kuşağımın çocukları çok iyi bilir, defterler kaplandı ve genelde de lacivert ve kırmızıydı, bu defterli korumak için tabii ki defter ve kitaplar, yani okul kitapları da kaplanırdı. Hagop Ayvaz da onları özenle kaplamış. Yine bizim dönemin defter, kitap etiketleri gibi etiketler koymuş. Üstüne özenle yazmış. Hep bunlar yaptığı işi çok sevdiğini gösteriyor. O defterler daha da ilginç bir yanı. Çok dilli olmaları ama yani mesela bir çok örnek yok. 5-6 tane örnek var ama bunu gözlerinizde görebiliyorsunuz. O çok önemli. 3 dilli. Şöyle başlıyor. Örneğin Ermenice başlıyor bir oyun metni. Osmanlıca devam ediyor. Arkada Türkçe notlar alıyorlar. Alıyor. Hagop Ayvaz tabii çünkü. Hep yazan Hagop Ayvaz. Bunu çok
önemsiyorum. Çünkü bunlar da o dönemin özellikle şarjı dokununca fark ettiğimiz o dönemin çok delilinin, çok kültürünün somut kanıtları oluyor bir yerde karşımıza çıkıyor ki sanıyorum şimdiye kadar yani en azından benim anımsadığım fazla bir belge görmedim şimdiye kadar. Bir de bunu eklemek istedim. Bir de şu noktaya madem defter kitap dendi bu bir de basılı kitaplar var. Ağırlık Osmanlıca. Bu basılı kitapların kanımca özelliği de bir çok ilginç notlar ve ithaflar olması. Biz yerimiz darlığından ancak birkaç örnek verebildik. Bunu ziyaretçi özellikle bu şeyleri yakalayıp vitrinlerde okumalarını öneririm. Çünkü çok ilginç notlar var. Bir ipucu vereyim. Halit Fahri Ozansoy bir oyununda dönemin ünlü oyuncusu ve anladığım kadarıyla kişiliği ve güzelliği de ünlü Eliza Bilemeyeceğine ithaf. O ithaf var. O gerçekten okumaya değer. Muhakkak öneriyorum. Hocam belki şeyi ilave edebilirim. İşte Hagop Bey hakikaten böyle erişebildiği malzemelerin hem kıymetini biliyor, muhafaza ediyor. Hem de aslında ona gelenleri böyle koruyor. İşte bir şekilde aktarılabilmesi için elinden geleni yapıyor. Belki kulisin önemini işaret etmek gerekebilir bu noktada. Çünkü aslında kulis öyle artık takipçisini bulduktan sonra hem Türkiye'den hem Hagop Bey'in bizzat ziyaret ettiği pek çok yurt dışında başka şehirden kulise böyle haber zarfları akıyor. Öyle sergide de sergilediğimiz fotoğraflar, zarflar, mektuplar yani bunlar da aslında kulisin arşivini bugün bildiğimiz anlamıyla oluşturan şeyler gibi. Yani hem kulise haber yapması için gönderilenler hem de biraz aslında özellikle yurt dışından Türkiye'ye haber diye gönderilen şeyler de Hagop Bey'e gönderiliyor. İsterse polise haberini yapsın, işte eleştiri yazısını yazsın, isterse yazmasın. Böyle tuhaf bir mıknatıs gibi de oluyor aslında polis. Böyle işte Osmanlı coğrafyasının işte çoğunlukla aslında kaçmak zorunda kalan entelektüellerinin bir şekilde izlerini sürebileceğiniz de bir arşiv haline geliyor bu. İşte Beyrut'ta Ermeni bir tiyatro topluluğunun haberini alabildiğiniz bir mecra haline geliyor kulis böylece. Belki onu eklemek gerekebilir. Şey düşünüyorum giderek yani bu sergiyi artık daha rahat düşünebiliyoruz. O hazırlama paniği bitti. Şimdi daha böyle uzaktan soğukkanlı böyle hatta hafif eleştirel de bakmaya başladık gibime geliyor. Kulis ve arşiv ilişkisi sanki şimdi giderek şöyle düşünmeye başladım. Hagop Ayvaz'ın arşivi, pardon kulis, Hagop Ayvaz'ın arşivinin kendini ifade ettiği bir yer gibi sanki. Yani Hagop Ayvaz'ın arşiviyle aslında tabii kendini ifade ettiği yer oluyor. Bir alan oluyor kulis. Ama zaten Hagop Ayvaz'ın arşivi demek Hagop Ayvaz demek. Çünkü kendi seçtiği malzemeleri, kendi beğenisi, kültür düzeyi ve ilgi alanına göre biriktirdiği bir kumbara olduğu için de burada da kamuyla toplumla ancak kulisle paylaşabiliyor tabii. O zaman böyle efendim Hrant Dink Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Tiyatro Vakfı gibi şeyler yok. Hani böyle sergi yapacak filan. Kulis biraz da onun da sanki uygulama alanı gibi o arşivi kullandığı, o arşivi toplumla paylaştığı, kamuya sunduğu ciddi bir sanatsal, kültürel bir alan açıyor gibi geliyor. Belki şöyle bir ben de böyle bir ekleme yapabilirim bu konuda. Ya tabii 50 yıllık bir dergiden bahsediyoruz. Yani şimdi hani her ikinizin de söylediği gibi bir arşiv oluşmaması mümkün değildi zaten. Yani tiyatro üzerine yazan, tiyatro üzerine çizen, yayın yapan ve hani sürekli yayın yapan bir derginin bir arşivinin oluşmaması mümkün değildi. Böyle oradan sergiye tekrardan dönersek
Hani benim için mesela çok arşiv araştırmasında çok kıymetli noktalardan bir tanesi Ermeni kadın oyuncuların tarihiyle ilgili olan kısımdı. Örneğin işte bunu sergiyi gezdiğinizde özellikle portreler bölümünde ya da aslında diğer tarafta da yani tiyatronun mekanla ilişkilenmesi noktasında da biz bu mekanla, kentle ilişkiyi, bu hafızayı ortaya koymaya çalışırken aslında oyunculara, kumpanyalara ve tiyatro mekanlarına toplu bir bakış sunmaya çalıştık. Buradan böyle portreler için özel olarak ayırdığımız bir bölüme döndüğümüzde ise kadın tiyatrocuların kendi hikayelerini okuma şansı olacak ziyaretçilerin. Hani konu böyle buraya gelmişken mesela ilk amatör kadın oyuncu Fanny'nin işte Agamne Hamoyan orijinal adı hikayesini Fanny'den ilk profesyonel kadın oyuncu olan Arusyak Papazyan'a onların tanışması, Arusyak Papazyan'la aralarındaki ilişki, Arusyak'ın kendi hikayesi, oradan ilk defa Hamlet'i oynayan kadın oyuncu Siranuş'a, Darülbedai'nin kadrosunda yer alan ilk oyunculardan birisi olan, dönemin en yetenekli oyuncularından birisi olan Eliza Binemeciyan'a, daha sonra aslında Eliza'nın nasıl yurt dışına gitmek zorunda kaldığına, Marine Ward'ın hem başarı hem acı dolu kısacık hayatına, çok genç yaşta hayatını kaybetmiş çünkü. Ve bütün bu aslında mücadelenin bir şekilde Fanny'den Afife Jale'ye kadar uzanan kendi içinde başka bir hikayesi var. Bütün bu kadınların oluşturduğu. Çünkü belki son dönemde birçoğumuz tiyatroyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen birçoğumuz Afife'nin hikayesine en azından belgeseller çekildi, tanık olduk. Ama aslında hani işte Afife'yi de tiyatrodan arkadan polisler almaya geldiğinde kaçıran ve o dayanışmayı sağlayan işte Kınar falan. Yani böyle bir geleneğin devamı Afife'nin o cesareti belki de toplayabilmesinin ve öncülü olan bir sürü mücadele etmiş tiyatro alanında kadın oyuncunun kendi öznel hikayelerini de yakalamaya çalıştık. Buradaki tabii ki bir portre düzeyinde ve arşiv içindeki görselleriyle ziyaretçiyi buluşturabiliyoruz. Hagop Bedi dergide bunları bu şekilde yapmış. Bu portreleri yayınlamış. Bu oyuncular üzerine Arusyak Papazyan'ı örneğin işte ilk profesyonel kadın oyuncuyu kapağına taşımış. Derginin böyle aslında diğer bölümlerle birleşen ve besleyen böyle de bir tarafı var. Bize arşivi çalışırken aynı zamanda en büyük kaynaktı diyebilirim. Yani arşivin malzemesini anlamlandırmak için, yani baktığınız zaman Arusyak Papazyan'ın çok geçmişte ve şu anda kimsenin bilmediği bir çizimini üzerinde yazan bir not vesaire de olmadığı için aslında anlamamız mümkün değildi. Biz onu kulis sayfalarında yaptığımız araştırmada o çizimin Arusyak Papazyan'a ait olduğunu ve işte örneğin onu Halepli bir çizerin yazdığını, çizdiğini ve gönderdiğini ve işte derginin şu sayılarında da yayınlandığı gibi böyle bir bütünleyici bilgiye ulaşabilmiş olduk. O yüzden derginin malzeme konusunda kulisin böyle bir rehber niteliği de vardı. Böyle hani bunun da böyle minik altını çizmek istedim. Belki böyle bir yandan da biraz da ben kendi kişisel beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesini de arada anlatmış oldum. Hani diğer böyle küratöryal ekipte hepimizin biraz farklı bakış açıları oldu.
Ve bu çok kıymetliydi bence. Böyle biraz böyle bireysel olarak da arşivle nasıl ilişkilendiğimizi anlatabiliriz belki bu noktadan sonra. Çok kibar bir ekip olduğumuz için hep böyle bir sözü tabii vermem gerekiyor. Aslında kim devam etmek isterse, hani Esen Hanım belki buradan siz devam edersiniz, buyurun. Yani çok kısa bir düşüncemi söyleyeceğim. Bakış açısı çok önemli tabii, çünkü aynen şöyle söyleyeyim. Arşiv zaten kişisel bir birikimi ortaya koyar. Yani kişisel birikim derken o arşivi tutan, oluşturan kişinin biraz önce de biraz sözünü ettiğim gibi bakış açısından oluşturuluyor. Yani sosyokültürel durumundan tutun, ideolojik durumuna, işte ne bileyim duyarlılıklarına, tamamen görece ve öznel bir şeydir arşiv tutma. Yani bir arşivcinin biraz topografyasına girdiğiniz zaman onun azıcık da olsa yani el yordanı profilini bile çıkartabilirsiniz. Aynen bir arşivi değerlendirmede yine o arşivi değerlendiren, yorumlayan kişilerin tabii ki bakış açısına bağlı oluyor. Yani bakış açısı doğrultusunda oluyor. Ama burada bizim çalışmamızda güzel olan şey, şanslıyız da belki de, ama o şans da biziz tabii ki. Şey oluyor, üç ayrı kurumdan, üstelik üç ayrı misyonu, kendi misyon edilmiş kurumdan, Yapı Kredi Kültür Sanat, genelde kültür sanatı kendine dert edilmiş diyelim bir kurumdan. Hrant Dink Vakfı tamamen toplumsal bellek ve sosyokültürel durumlar dolayısıyla hafıza mekanlarıyla, hafıza mekanının hatta kendini adayan, bu konuda çok çalışmalar yürüten ve yürütecek olan bir kurum olarak. Türkiye Tiyatro Vakfı'na gelirsiniz, tamamen bir tiyatro müzesi kurmayı kendine misyonu edinerek tiyatro kültür mirasının, dolayısıyla kültür sanatın toplumsal belleğinin yok olmasını engellemeye çalışan, çünkü şimdiye dek hiçbir biçimde bunu sahiplenen, gerek bir müze bağlamında, gerek bir özel kuruluşun bir kültür evi bağlamında diyeceğim, sahiplenilmediği için giderek bu kültürel mirasın erimesine artık tanıklık yapmak istemeyen kişilerce kuruldu. Ve en güzel tarafı, ki bunu Hrant Dink Vakfı'na borçluyuz, böyle bir arşivde bu çok değişik bakış açılı ama ortak sevdada diyeceğim, Hagop Ayvaz'a gönderme yaparak, sevdada, hatta misyonda buluşmuş üç kurumu yan yana getirdi. Bunu ben gerçekten kişisel olarak söylüyorum. Çok değerli buluyorum. Çünkü çok zordur. Bakmayın, böyle üç ayrı kuruluş, üç ayrı bakış açısı, yöneticiler farklı. Yani insan doğaları farklı tırnak içinde. Yani halbuki biz çok uyumlu çalıştık. Çünkü herkes kendi uzmanlığının bilincindeydi ve karşısındakinin tabii ki uzmanlığının bilincindeydi. Herkesin sınırları vardı. Ama ortak üründe birleşiliyor ve ortak kararlarla gidiyordu. Bunu ben çok önemsiyorum. Onun için bir daha altını çizmek istiyorum. Çok değişik bakış açıları bu çalışmada gösterdi ki ortak amaçla çok da değerli ürünler çıkartabilir. Bizim sergimizde umduğumuz gibi. Herkese sevgiler buradan. Evet. Böyle aslında bir şey vardır ya, Aufhebung diye bir kavram vardır. İki kişi yan yana gelince o iki kişiden başka bir şey çıkar. Yani o iki kişinin olduğu şeyden bir başka bir durum ortaya çıkar. Burada da aslında belki bu küratöryal çalışmanın da en önemli taraflarından bence bir tanesi bu. Çünkü biraz herkesin kendi konfor alanını genişleterek, kendi sınırlarını da zorlayarak böyle bir kolektif ortak yaratıma zorlandığı bir süreç de oldu. Tam
sözün yeri gelmişken tabii hem bu kurumsal ortaklık, ortak bir küratöryel çalışma ya destek danışmanlarımız var. Danışmanlarımızın da bu süreçte müthiş katkıları oldu. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tam bu araştırma döneminde de danışmanlarımızı da aslında Hagop Ayvaz'ın arşivi ve kendisiyle olan ilişkilenmelerinden yola çıkarak oluşturmuştuk. İşte sevgili Dikmen Hocam, Dikmen Gür'ün Hagop Ayvaz'la birebir çalışmış, yakın dostum dediği ve 2010 Kültür Başkenti zamanında da birlikte çok çıkardıkları Kerem Karabağ, Fakih Özsoysal ve Yavuz Pekman'ın çıkardığı evet, müthiş bir kitap olan kitaba da danışmanlık yapmıştı ve kendisi de bu kitabın danışmanlığı sürecinde de yani öncesinde Hagop Beylik çalışmalarından hep bahseder. Bir diğer danışmanımız yine Nesim Bey'di, Nesim Ovadya. Şahinyanlar kitabı için arşivi üstelik de daha bu kadar kataloglanmadan daha konforsuz bir haldeyken diyeyim çalışmıştı. Arşivi çok iyi biliyordu. Her başımız sıkıştığında kendisini rahatsız ettik, aradık. Bazı bilgileri doğruladık. Onun da bize inanılmaz bir yardım ve katkısı oldu bu süreçte. Boğuz Bey, Boğuz Çalgıcı keza öyle. Kendisinin zaten alandaki çalışmalarını bilenler biliyor. O da her sorumuza nezaketle cevap verdi. Tiyatro konusundaki bütün birikimini bu projeye ne zaman başvursak aktardı. Ve Barke Balımoğlu da böyle kendisiyle yaptığımız çok kıymetli bir sözlü tarih çalışması var. Dinliyorsa eğer böyle hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum tabii bütün yani danışmanlarımızdan dinleyenler varsa. Barke Bey, Hagop Bey'in hem doktoru hem de dediğim gibi daha sonrasında bizim de arşivimize kulis dergilerini ve Hagop Bey'e ait bazı özel eşyaları, ödüllerini bağışlayarak arşivi de daha bütünlüklü hale getirmemizi sağlayan kişi. Birebir yakından tanıyan ve bize kişisel olarak çok fazla onunla ilgili ipucu veren bir kişi. Ona da bu vesileyle çok teşekkür etmek isterim. Ve tabii diğer sözlü tarih çalışması yaptığımız sevgili Ani İpek Kaya, Robert Hadeciyan, hepsine buradan gerçekten kimseyi atlamak istemiyorum. Herkese ayrı ayrı. Bu süreçte böyle kapısını çaldığımız ve bizi hiç yalnız bırakmayan bilgileriyle bizi donatan bütün yardım eden herkese çok teşekkürler. Bir soru cevabı geçebiliriz isterseniz. Kevsercim ben sözü sana bırakayım. Belki böyle sen de kendi kişisel ilişkilenmen arşivle üzerine arşivle ilgili belki onunla ilgili eklemek istediğim birkaç cümlen varsa onları ekleyebilirsin ve hani sonra dilerseniz soru cevap alabiliriz. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Öyle aslında böyle benim için kulisin özel bir anlamı olduğunu daha evvel de söyledim. Dediğim gibi böyle bir tiyatro tutkusuyla bir tiyatro dergisi olarak başlamış. Fakat aslında böyle 50 yıl süren ve özellikle açtığı kulis radyosu köşesi sonrasında aslında bütünlüklü bir kültür sanat dergisine dönmüş bir dergiden bahsediyoruz. Dergi Ermenice bir dergi fakat 49'da belli bir süre için aslında talep üstüne Türkçe ekler de öyle yapması gerekiyor Hagop Bey'in. Dediğim gibi böyle hakikaten sadece tiyatro, kültür, sanat değil, bir yayıncılık tarihi açısından da öyle çok başka araştırmalara kaynak sağlayabileceğini düşünüyorum. Hem dergi ortaya çıktığı biçimiyle bir nesne olarak diyeyim, hem de aslında her sayının oluşması için ona akan onlarca malzeme yüzünden. İşte sahne planları da görüyoruz, öyle oyunlar da görüyoruz, yazılıp gönderilmiş fotoğraflar görüyoruz.
İşte elde çizilmiş afişler görüyoruz. Öyle imzalı fotoğraflar görüyoruz. Öyle dünyanın en güzel aktrislerinin filan fotoğraflarının Hagop Bey'e imzalanıp gönderildiğini görmek filan da heyecan vericiydi. O kuliste aslında orta alanda sergilediğimiz biraz da öyle. Popüler kültüre de bulaştı. Aslında derginin içeriğinin yerlere dair ilk uçları gibi. Tabii yani bu arada hani böyle minik bir araya gireyim, belki sadece tiyatro değil, kulis üzerinden müzik, sinema, böyle şiir, işte edebiyat gibi, böyle dans gibi birçok, pek çok alan takip edilebilir. Öyle bir birikim var tabii o 50 yılın içerisinde. Ama anladığım kadarıyla sinema ağırlıklı değil mi? Yani tiyatrodan sonra sinema çok ağırlıklı değil mi? Tabii. Zaten başlangıç yazısında tiyatro ve sinema günümüzün en değerli, işte önemsenmesi gereken sanat dallarıdır falan diye böyle ilk yazısı birinci sayısında ziyaretçiler sergide de görebilecekler bu ilk giriş yazısını 3 dilde. Orada özel bir atıf yapmış tiyatroya ve sinema sanatına dair. Pardon Kevser'cim, buyur sen devam et. Söyleyebiliriz. Aslında arşiv bizim bu çalışmamız sırasında pandemi döneminde böyle dijitalleşme süreci de hızlandı ve biz dijital olarak çalışabildik. İşte neredeyse Nisan'dan sonra hakikaten Hrantnik Vakfı ile insanüstü bir çabayla bunu mümkün kıldı. Şu anda dün itibariyle aslında arşiv online olarak erişilebilir durumda. Belki bunun müzesini de böyle verebiliriz. Hem arşivdeki işte tüm malzemelere dair öyle görüntülere aslında ulaşabiliyorsunuz. Hem de böyle minik tanıtım yazıları da yanlarına eklendi. Umarım hakikaten bu sergi arşivin ilgilisini bulmasına da böyle yeni bir vesile olsun. Zaten hakikaten bundan sonrası Ranting Vakfı'nın aslında araştırma ve arşiv ekibinin koordinasyonu da yürüyecektir. Ben inanıyorum öyle. Kapılar sık sık çalınacak gibi yani. Diğer aslında bu çalışmaya paralel, sergi çalışmasına paralel, arşive paralel yaptığımız başka işler oldu. Onlardan biraz bahsedeyim. Esen Hocam bahsetmişti, sergide tiyatro mekanlarına hem böyle semt olarak, bir bölge olarak bakmak, hem de böyle belli binalara bakmak gibi bir ilgi de öyle geliştirmiştik. Kardes, biliyorsunuz Hrant Dink Vakfı'nın aslında kültür ve bellek turlarını paylaştığı bir uygulama. Kardes, Beyoğlu için 12 tiyatro binasını kapsayan bir tur paylaştı. Yaklaşık bir 15 gün önce sanıyorum, 23 Kasım'dı bunu açtığımızda. 12 tiyatro binasını yalnızca görebiliyoruz burada. İşte Odeon Tiyatrosu, Şark Tiyatrosu, Naum Tiyatrosu ve aslında bu 12'den hayatta olan tek tiyatro olan Ses Tiyatrosu gibi böyle bir kapsamı olan bir tiyatro turu var. Bunun yanında öyle Aras Yayınları'ndan dün matbaadan çıktı diye haber aldım. Hakikaten bugün itibariyle dağıtım yapıldı, erişilebilir olan Hagop Bey'in kulisi aslında kapattıktan sonra Ağustos'ta yazdığı, sahne arkadaşlarım yazılarının derlendiği bir kitap çıktı. Çok kıymetli bir kitap. Öyle Ermenice yazılmış yazılar. Agos'un Ermenice sayfaları için yazılmış yazılar. Dolayısıyla Türkçe okuyabilen okur için de öyle aslında ilk kez okunabilir olacaklar. Burada aslında Hagop Bey'in hem beraber ürettiği, hem de bir şekilde ona bir geleneği devreden öyle tiyatroculara dair yazılarını görüyor olacağız. İşte Aşot Madatyan'dan da bahsettiği yazılarını göreceğiz. Naşit Özcan'dan da, Sait Köknar'dan da, aynı şekilde Toto Karaca'dan da. Dediğim gibi bu kitapta bugün itibariyle kitap evlerinden ulaşılabilir durumda.
Aslında yapımcı kültür sanatta hep yaptığımız gibi sergi için bir katalog da hazırladık. Katalog da serginin açıldığı gün itibariyle öyle erişime açıldı. Kitap evlerinden ve online mecralardan alınabilir durumda. Kataloğumuzu şu şekilde yapılandırmıştık. Bir işte bu kurumsal işbirliğinin getirdiği küratöryel işbirliğinin bu ekibin yazdığı bir aslında ön söz yazısı biraz çalışmayı tanıtıyor. Sonrasında Esen Hanım, Dikmen Hanım, Nesim Ovalya İzrail Bey ve Karin Karakaşlı'nın yazdığı hem Hagop Bey'le bizzat tanışıklıklarına dayanan hem aslında onun izinde Türkiye kültür sanat tarihine ve bu tarih içinde aslında Ermeni tiyatrocular, kültür sanat insanları, onların yerleri ve miraslarına eğilen yazılar ortaya çıktı. Bunun yanında Banu Atça'nın, Banu'nun hazırladığı bir Hagop Ayvaz biyografisi var katalogda. Böyle bu biyografi de hakikaten tek başına parça parça Hagop Bey'in söyleşilerinden öyle minik minik kırıntılarından derlenip toplanarak oluşturuldu. Böyle Hagop Bey'in bu kapsamdaki ilk biyografisi gibi biraz da. İşte hem kendisinin tiyatro macerası hem işte arşivle ilişkisi bu biyografide böyle biyografisi diyeyim. Bunun haricinde bir de Hagop Bey'le kendisinin 40. yılında 12 Aralık 1986 diye hatırlıyorum. Salgıcıoğlu ve Berçin Oradık Dükkan'ın yaptığı bir söyleşiyi katalogda görüyoruz. Buna da çok kıymet verdik. Böyle bu katalogda olmasını özellikle önemsedik. Çünkü öyle Hagop Bey'in sesi duyulsun öyle ilk andan beri çok önemsediğimiz bir şeydi. Hem sergiyi yapılandırırken onun aslında yazılarından ve onun kurduğu ilişkilerden yola çıktığımızdan hem de kendisinin kulis ilişkisine dair de harika hakikaten bir söyleşi oldu. Onun haricinde aslında sergide gördüğünüz görsel malzemelerin öyle dokümantasyonun, fotoğrafların neredeyse hepsini çok büyük bir kısmını en azından burada görebiliyorsunuz. Katalog bunların hepsini kapsıyor. Kulis için yine tüm o zaman çizelgesi ve 50 yılı aslında aktarmaya çalıştığımız ayrı bir bölüm yaptık. Onun haricinde Hagop Bey'in kişisel macerası, üst katta oluşturduğumuz semtler, binalara dair bir bölüm, portrelere dair ayrı bir kurguyla kataloğu tamamladık. Aynı zamanda sergi boyunca etkinlikler devam edecek. Daha sonra yaptığımız ilk buluşmaydı hakikaten. Hem Yapı Kredi Kültür Sanat hem Hrant Dink Vakfı hem Türkiye Tiyatro Vakfı kanallarından serginin açabileceği tartışmaları çoğaltmak üzere öyle etkinlikler programladık. Ahsen Erdoğan, Selam Baycan ve Didem Rauf'un koordinasyonuyla önümüzdeki günlerde dijital ortamlarda pandeminin gerektirdiği bu koşullar yüzünden yeniden buluşacağız diye söyleyebilirim. Kevser, sevgili Aras Yayınları'nın çıkardığı kitabı hatırlatman çok güzel oldu. Bu süreçte tabii sergi sürecinde onlar çevirileri kitap için hazırlarken böyle arar acele bizimle de paylaştılar. Buradan tekrar kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bir yandan da hani onların da böyle sergiye ayrıca bir katkıları oldu. Ermenice köşe yazılarının çok nitelikli çevirileri geldi elimize. İsterseniz böyle birkaç soru geldi. Onlara doğru şey yapabiliriz. Sen katalogdan bahsettin. Sevgili Osman Tanerkır serginin bir kitabı olacak mı acaba diye sormuş. Kataloğu anlattı. Osman Tanerkır'a da buradan selamlar. Proje kapsamında onunla da iletişime geçmiştim. Böyle acaba kim bilir neler sordum o anda.
Umarım gelir sergi, onu da elinde çok güzel bir arşivi, onun da nitelikli bir arşivi olduğunu biliyoruz. Kataloğa Yapı Kredi Kültür Sanat'ın kitabevinden ulaşabileceksiniz. Böyle bir katalog çalışmamız var. Arşivle ilgili bir başka sorumuz var. Osmanlı'da tiyatronun kurucusu Güllü Agop üzerine arşivde bilgi bulunuyor mu diye sorulmuş. Çok da isabetli bir soru olmuş tabii. Aslında Güllü Agop ve Gedik Paşa Osmanlı Tiyatrosu ile ilgili gerçekten hem arşivin hem de serginin biraz böyle iddialı taraflarından bir tanesi bu. Arşivde Güllü Agop'un Hagop Baronya'nın yayınladığı tiyatro dergisinin, Osmanlıca yayınlanan bir dergiydi bu. İlk tiyatro dergisidir. Orada onun hakkında çıkmış özel bir yazısı, fotoğrafları, Gedik Paşa Tiyatrosu'nun, Gedik Paşa Osmanlı Tiyatrosu'nun sergide de görebileceğiniz gibi iç bina çizimi, dış görünümü gibi... Geldiğinizde hani daha fazlasını da belki bulabileceğiniz bilgiler mevcut. Hem sergide de kendisine özel bir yer ayrıldı. Onunla ilgili Gedikpaşa Tiyatrosu'na bakarken tabii ki Güllü Agop'a bakmamak olmazdı. Oradan da bunu da ayrıca bir ek bir bilgi olarak söyleyeyim. İstanbul dışında olanlar sergiyi takip edebilecekler mi diye sorulmuş. Burada hemen o zaman sevgili Yapı Kredi Kültür Sanat sorumlumuz Kevser'e topu atayım. O nasıl gezecekler anlatsın. Tamam. Şöyle arkadaşlar, 3D biliyorsunuz 3 boyutlu sergi turu çekimi yapıyoruz. Pandeminin öncesinde de aslında Yapı Kredi'de bunu yapıyorduk. Bir tür böyle kapsamlı bir fotoğrafik dokümantasyon gibi işte çalıştığını düşündüğümüzden, hani böyle bir sergiler fiziksel olarak gezilmesin de işte dijital ortamda gezilsin gibi bir hevesimiz henüz yoktu. Fakat şimdi bazı izleyiciler için bu bir tercih sebebi. Dolayısıyla yeni bir işte ne diyeyim sebeple de bunu illaki yapıyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle işte bu 3 boyutlu sergi turumuz Yapı Kredi Kültür Sanat internet sitesinde erişime açık olacak. Sonrasında aslında hem etkinliklerimiz üstünden hem de online olarak yapacağımız sergi turları üstünden bir biçimde İstanbul'da olmayanların sergiyle ilgili fikir sahibi olması ya da işte o turlar ya da dijital aktarımlar üstünden deneyimlemesi mümkün olacak. Sergi 21 Şubat'a kadar açık ama başta da dediğim gibi öyle gözümüz kulağımız haberlerde öyle güncellemeler olabilir. Şu anda sokağa çıkma yasakları dolayısıyla hafta sonu kapalıyız. Dolayısıyla yani bunun gibi pandeminin gerektirdiği çeşitli güncellemelere işte uyarak hareket ediyoruz. Sergiye öyle fiziksel olarak gelmek isteyenler hani web sitesinden minik bir kontrolle gelirse o yüzden iyi olur. Hem açılış kapanış saatlerinde belli tür güncellemeler yapmamız gerekiyor. Hem de başka haberler için de aslında web sitemizi takip etmek faydalı olur. Başka ne söyleyebiliriz? Başka soru ben görmüyorum. Var mı arkadaşlar sizin gördüğünüz? Herkes gülüp kendi görmek istiyor. Belki son birer böyle birer cümle bu böyle serginin bizim bir şekilde çalışmalarımız ve işte küratöryal bakış açımızla birlikte tabii ki hep söylüyoruz arşivin kısıtlı bir kısmını gün yüzüne çıkarma şansımız oldu. Bu arşivden tabii birçok araştırma, birçok tez, başka sergiler, başka çalışmalar, belgeseller çıkacaktır eminim. Biz en azından böyle olmasını umuyoruz. Ve her şeyden öte tabii ki böyle
çoğulcu ve katılımcı birlikte yaşam, birlikte üretmek adına bu pratiklerin çoğalmasını umuyoruz. Belki de bu serginin en önemli söylediği şeylerden bir tanesi bu oldu. Özellikle tiyatro pratiği için birazcık günceli de düşünmek üzere çok kültürlü ve çok dilli tiyatro yeniden nasıl sahnelere taşınabilir, nasıl yeniden birlikte üretilebilir üzerine düşündürmesi umuduyla diyeyim ben. Ve böyle sözü sevgili Esen Hanım'a devredeyim. Ben bu serginin kanalca en önemli yanı bir arşivin toplumsal bellek açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha anımsattı bize. Çünkü bakın şunu söyleyeceğim. Apollon Sineması, Rex Sineması Kadıköy'de kapandı. Ve de şimdi çevresi böyle şeyle madeni bir çitle çevrildi, duruyor. Eğer bu ülkede bir tiyatro kültürü olsaydı, bir kültür sanat gerekli önem kazansaydı, dolayısıyla müzeler olsaydı, sergiler daha kültür sanata yoğunlaşsaydı ama daha yani bugünle dünü bağlayacak etkinlikleri, en azından kamuoyu o Rex Sineması'nın bir dönemin en önemli tiyatro binası, şu anda bizim konumuz olan 19. yüzyıl ikinci yarısının olduğunu, Apollon Tiyatrosu, sonra da sinema oluyor, olduğunu ve pek övündüğümüz Afife Jale'nin, yani işte ilk Müslüman Türk kadın oyuncusu çıktığı tiyatro olduğunu bilirdi. Kaçtığı tiyatro olduğunu bilirdi. Bir devrim başlattı, tiyatro olurdu bildi ve ayağa kalkardı. Ayağa kalkması da rahatsızlığını belirdi. Ama kimse bir şey bilmediği için Rex Sineması kapandı. Kaldı ki o Rex Sineması'nın da çok önemli bir yeri var. Onu geçmiyorum da. Yani böyle bir şey yok. Eğer bu arşivler kamuoyuyla paylaşılsaydı, değerleri bilinseydi, herkesin kendi şu ya da bu amaçla sakladığı bir değer olarak kalmasaydı, tiyatromuz da bu durumda olmayacaktı Türkiye'de. Çünkü dünümüzü bilecektik. İnsan dünü bilince bugün daha iyi anlar, yarın daha iyi hazırlar. Ve biz onun için Türkiye Tiyatro Vakfı olarak ciddi olarak bu işe soyunduk. Ve eminim bu tüm kamuoyu için de önemli bir ilk adım olacaktır bu sergimiz. Herkesi bekliyoruz diyeceğim. Başka diyecek şey yok. Kevser, son söz sende. Öyle mi? Tamam hocam. Vallahi ben de çok mutluyum. Öyle hakikaten arşivi ilk gördüğüm andan beri öyle muazzam bir sergi çıkacağından emindim. Ve böyle hem kültür politikaları açısından hem öyle sergilerin yapabilecekleri açısından öyle binlerce imkan olduğuna inanıyorum. Şu anda Galatasaray Meydanı'nda işte memleketin 150 yıllık kültür sanat tarihine dair ipuçları içeren bir sergi var. Geliyorum. Hakikaten geliyorum. Öyle yani katılım ve işte okumayla tabii ki belli bilgilere sahip oluyoruz ama mekansal karşılaşmanın, özellikle buna ihtimam gösterdiğimiz için de güvenerek söylüyorum, mekansal karşılaşmanın gerçekten başka imkanları var. Öyle benim tiyatroyla ilgim hakikaten bu sergi öncesinde tiyatronun öyle sanata sergilemeye müzeleri öğrettiği üstündendi. İşte müzeler, galeriler filan çok öncesinde aslında kentin böyle kültür mekanları, o kültür ve sanat etrafında bir araya gelmeye vesile olan ilk yerler tiyatrolar. Sonra sinemalar, sonra müzeler ve dolayısıyla katılımcılık ne demek, işte bir sahne ne demek, izleyici ve gösterilen ilişkisi ne demek? Tiyatronun hakikaten bir sanat üretimi ve onunla karşılaşan kişi arasındaki ilişkiye dair öğrettiği çok şey var sergilere ve arşiv olmayan sergilere de, aynı zamanda daha sanat yapıtı sergileyen sergilere de. Bu sefer böyle bir tiyatro arşivi içinde bilakis onunla konuşarak aslında onun nasıl,
mekanda varlık kazanabileceğini düşünmek kısmet oldu gibi hissediyorum hepimize. Öyle hem bir arşiv sergisi, hem bir tiyatro sergisi, hem işte bir sergi, tiyatronun sergilemeye öğrettiği her şeyi de yeniden düşündüğümüz bir sergi gibi. Dolayısıyla buyurun gelin, hakikaten öyle hepimizi bekleriz. Öyle etkinliklerle, haberlerle öyle yine kendimizi görünür de kılmaya çalışacağız hakikaten. Pandemi yüzünden öyle çekinceler, işte Beyoğlu bir bakıma işte çok avantajlı, fakat artık işte belli çekinceler de var. Öyle bir sergi mekanlarının böyle güvenli biçimde gezilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öyle çok sınırlı sayıda tutuyoruz izleyici sayımızı hakikaten. Çoğunlukla yani katta bir iki kişi falan geziyor neredeyse. Öyle. Kitap evimizden de kataloğa her an erişebilirsiniz. Tabii ki online tüm işte satış sitelerinde de hem aslında arasında sahne arkadaşlarım kitabını hem Yapı Kredi'nin kataloğuna bu sergi için hazırlanmış. Erişmek mümkün. 3D turumuz haftaya diyorum. Kardes 23 Kasım'dan beri erişime açık 12 tiyatro binası, yine Beyoğlu. Beyoğlu'na gelmek için bir sebep daha belki. Kevser'cim bir de belki şeyi ekleyebiliriz. Tiyatro festivalinin de hala online olarak devam ettiğini eklemeliyim. 6 tane online gösterimi, işte kulak tiyatrosu deniyor şimdi onlara. Onlar uzatıldı tarihleri. Bir son notta belki tiyatrocu dostlarımıza, pandeminin en çok etkilediği meslek grubu oldu. Üretimimiz sergi açılınca bitmedi. Bütün performanslarla, yeni üretimlerle mutlaka bu serginin yolunun kesişeceği başka işler olacaktır. Buradan onu da söylemek lazım tiyatrocu dostlara, gruplara. Birlikte üretmeye devam etmek adına mutlaka iletişimde olmak isteriz. Serginin açık olacağı 21 Şubat'a kadar ve tabii ki daha sonrasında da. Ben son bir şey ekleyeceğim. Bizim de böyle sergiyi kurarken fark ettiğimiz ve böyle hafif gözlerimizi dolduran bir şey, öyle duygusal bir an olarak. Sergiyi ilk programladığımızda aslında 15 Kasım'da açmayı düşünmüştük. Biz sonra pandemi aslında öyle zorunlu kıldığı bir tür bir yeniden takvimlemeli 15 Aralık'a aldık. Ve İşte böyle kurulumun ikinci, üçüncü günü falan kulisin ilk sayısını astık duvara ve fark ettik ki 15 Aralık 1946'da Hagop Bey kulisi çıkarıyor. Yani aslında kulisin doğum gününde sergi açılmış oldu bu ertelemeyle ve ayrıca hiçbirimiz fark etmedik ta ki mekana gelene kadar. Öyle hakikaten iyi ki doğmuş kulis. İyi ki doğmuş. Evet. İyi ki söyledin bunu. İyi ki doğmuş. Unutuyorduk az kalsın. Evet. Güzel bir başlangıç, inanıyorum. Bu çok uğurlu bir tarih olacak ve tiyatronun da önüne açılacak Türkiye'de ve tüm sanat dallarında. Evet, evet hocam. Öyle güzel bir dilek. Evet. Peki. Arkadaşlar. Tüm dinleyenlere teşekkürler bu durumda. Umarım sergi için bir araya gelebiliriz. Böyle rehberli turlarımız da olacak tabii ki bu süreç içerisinde. Umarım bu pandemi sürecini de bir an önce atlatabiliriz ve maksimum ziyaretçiye ulaşabilir sergi. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma. İyi akşamlar. Sevgiler, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.